Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün felsefe yok, kitap yok. Bugün sohbet niteliğinde bir konuşma çekmek istedim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir gün diliyorum size. Bugünkü konuşmamın konusu neden huzurlu değiliz? Şimdi diyeceksiniz ki yani öyle günler yaşıyoruz ki yani huzurun imkanı var mı? Yani bir şekilde hayatımıza bu şekilde devam ederken huzursuz hissetme imkanı var mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Hatta şu an bana kızıyor bile olabilirsiniz. Yani huzur şu an bir Mars'a gitmekten daha zor olan bir konu. Ama önemli olan da bu anlarda huzuru bulmak değil midir? Yani her şey yolundayken huzuru bulmak çok kolay ki. Zaten her şey yolundayken de huzuru zaten çok zor buluyoruz. Yani her şey elimizin altındayken de huzurlu olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü huzur bizim insan yapımıza çok da fazla uygun bir şey değil. Neden? Çünkü biz bitki değiliz, hayvanlar değiliz. Bilincimiz var, düşünce sistemimiz var. Geçmişten getirdiğimiz, gelecekten getirdiğimiz kaygılarımız var, alışkanlıklarımız var. Davranış alışkanlıklarımız var ve bunlar iç içe geçtiğinde de düşünceler, duygular işin içine girince de ve birçok şeyde değer atfettiğimiz için ve bu atfetmelerimiz de bizim zihinsel kurgulamalarımız olduğu için ne yazık ki huzur duygumuzu çok kısa anlarda yakalıyoruz ve çok çabuk kaybediyoruz. Yani özellikle çağımız ne yazık ki huzur çağı değil. Daha çok endişe çağı, kaygı çağı. Ama bu da bizim yapımıza çok uygun değil. Yani sürekli endişe ve kaygıyla yaşamak ruhumuzu yaralayan bir duygu. Yani kendimizi gerçekleştirmemize engel olan bir duygu. O yüzden zaman zaman da olsa yani kendimizi gerçekleştirmek için huzur duygusuna ihtiyacımız var. Çünkü zihin sakinken birçok şeyi yakalar ve sakinken birçok şeyi fark eder. O yüzden huzuru bir parça da olsa yaşamamız çok çok önemli. Tabii bunun da yaşamak için de kendimize yatırım yapmamız gereken durumlar söz konusu. Neden yatırım yapmak zorundayız? Çünkü bu da bir alışkanlık. Yani huzur da bir yolculuk. Huzura gitmek de ayrı bir çaba ister. Yani bir dağcı gibi düşün. Yani bir dağcı ne yapar? Zirveye bir günde tırmanmaz değil mi? Aşama aşama gider. Ve bütün aletlerini alır, solunumla ilişkin sıkıntılar olacaksa onu bilir, ona göre davranır, donmamak için çaba harcar, açlıktan, susuzluktan ölmemek için çaba harcar ve parça parça bunu gerçekleştirir, adım adım gerçekleştirir. Yani huzura gitmek için de ne yazık ki kendimize böyle bir yatırım yapmak zorundayız ama biz de nedense çok fazla kısa yollardan, yani hap gibi verilen öğütlerden yola çıkmak istiyoruz. İnterneti karıştırıyoruz, kitaplara bakıyoruz. Kişisel gelişim kitaplarına bakıyoruz ama hissettiğimiz o duygu çok anlık oluyor. Yani bir gün, iki gün uyguluyorsunuz ama sonra tekrar eski alışkanlıklarınıza dönüyorsunuz. Yani bu yüzden biraz kendimize yatırım yapmak, kendimizi tanımak, gerek kitaplarla olsun, gerekse bu konularla ilişkin konuşmalar, uzmanlarından destek almayla ilgili bir adım da olsa kat etme yolumuz var. Ama bu tamamen bizim bakış açımızla ilgili. Ve bu yüzden ilk önce kendimizi tanımamız ve ona göre yola çıkmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ben yine madde madde gideceğim. Yani konuyu çok fazla dağıtmamak için hem yani kendi tecrübelerimden, hem de felsefeden almış olduğum eğitimden, hem de psikolojiyle ilişkin almış olduğum eğitim temel alarak kendimce bazı maddeler çıkardım. Buradan parça parça başlık başlık gideceğim konunun fazla dağılmaması için. Birincisi, yani huzursuz olmamıza en büyük etken olan birinci madde geçmişte yaşamamız. Yani geçmişte yapmış olduğumuz hatalar, geçmişte yapmış olduğumuz, almış olduğumuz yanlış kararlar ve bugünümüzü etkiliyorsa ve biz bugün o günlerin etkisini yaşıyorsak genelde hep orada yaşıyoruz. Hiç hayatımızda olmayan insanlarla hesaplaşmaya giriyoruz. Hatta bazıları ölmüş oluyor. Yani ben öyle insanlar tanıdım ki 40 yıldır aynı kişiye takmış, ölmüş olsa bile hatta mezara gitse belki kemiklerini bulamayacak. O insanlarla savaşı olan kişiler tanıdım. Yani ne kadar büyük bir enerji kaybı değil mi? Yani sizin bugün şu an yaşamanız gereken bir an varken yıllar öncesinden kalmış bir kişiyle bu kadar uğraşmanız, bir olayla bu kadar uğraşmamız ne kadar sağlıklı acaba? Çünkü aslında onunla uğraşırken siz bu zamanda hem huzurunuzu yok ediyorsunuz hem de mutluluğunuzu yok ediyorsunuz. Yani o yüzden geçmişte hesaplaşmayı yaparken neler kazandım acaba? Yani bir kağıt kalem alıp kağıdı ikiye bölebilirsiniz. Kaybettirdikleri, kazandırdıkları. Kaybettirdikleri olduğu kadar kazandırdıkları olduğunu da göreceksiniz ve bu size bir rehber yol açacak. Yani tabii bu bir anda olabilecek şeyler değil. Alıştırmayla, zihinsel alıştırmayla ve adım adım gidilecek olan bir yol. Tabii her şeyden önce affetmekle başlıyor. Hem kendinizi hem geçmişinizdeki hataları, eğer size zarar vermişse de o insanları. Tabii şimdi böyle konuşması kolay diyeceksiniz. Ama inanın kendinizi tanıdıkça ve hayata kendinize olan güveniniz arttıkça
Bu çok zor olmayacak. Yani bunu sakın denemeden geçmeyin. Yani bu geçmişle hesaplaşmamız bitmezse ne yazık ki huzur duygusunu tam anlamıyla yakalamamız mümkün olmuyor. İkincisi ise gelecekle ilgili kaygılarımız. Yani şu an çoğumuz anı yaşamıyoruz değil mi? Yani gelecekle ilgili bir sürü kaygılarımız var. Özellikle böyle bir dünyada. Yani özellikle teknolojinin ve insanın değersizleştiği böyle bir dünyada gelecek kaygılarımızın olması çok çok doğal. Yani şimdi size 3 yıl önce deseler ki hepiniz evlere kapanacaksınız, sevdiğiniz en basit şeyleri bile yapamayacaksınız, sevdiklerinizle bir araya gelemeyeceksiniz deseler güler geçerdiniz değil mi? Yani bizim hedeflerimiz daha büyük gelecekle ilgili kaygılarımızda. Yani çok büyük hedefler koyuyoruz. Maddi hedefler koyuyoruz ve bununla ilişkin kaygılar hissediyoruz. Çünkü toplum bizi bir şekilde bu yola itiyor. Yani tüketme yolunu itiyor. Yani o yüzden en büyük kaygılarımız iş ve maddi olarak oluyor. Ama hiçbirimize demiyoruz ki gelecekte nasıl daha iyi başka bir insan olabilirim? Acaba bunu olabilecek miyim? Kendimi gerçekleştirebilecek miyim? Hayatımın anlamını bulabilecek miyim? Sorularını sormuyoruz. Genelde iş ve maddi kayıplar şeklinde oluyor. Ama şimdi ne oldu? Yani hiçbirinin anlamı olmadığını gördük değil mi? Yani en basit bir şeyi bile yapamaz olduk. Ben geçen hafta Ankara'yı biliyorsunuz yani Kuğulu Park hafta içi çalıştığım için zaten dışarı çıkamıyorum. Hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olduğu için zaten çıkamıyorum. Geçen hafta gittim benim çocukluğumun gençliğimin geçtiği bir yer. Çok güzel anılarım olan bir yer. Yani nereye gidersem gideyim, dünyanın neresine gidersem gideyim her zaman özdeşleştiğim bir yer. Yani gittiğimde sarılasım geldi. Yani o kadar güzel geldi ki. Yani geçmişimin getirdiği anılar o kadar güzel geldi ki. Ve ne kadar basit gibi görünüyor değil mi? Yani çoğumuz belki önünden geçiyoruz. Belki ben de çoğunlukla arabayla geçmişimdir. Hiç kıymetini bilememişimdir. Ama şimdi ne kadar kıymetli. Yani şu an bir iki dostumuzla konuşmak, yan yana gelmek. Belki de bunları öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu pandemi günlerinde bu yaşadığımız hani üzüntüler, acılar, etrafımızdaki insanların yaşadığı kayıplar elbette hepimizi çok çok etkiliyor. Ama buradaki mesaj ne? Yani bunu almamız gerekiyor. Yani burada aslında çok değerli mesajlar var. Yani bunu görebilmemiz gerekiyor. Yani biz sadece kendimizi kısıtlanmış, cezalandırmış gibi hissettiğimiz zaman içimizdeki o huzursuzluk duygusu sarıyor, kaygı duygusu sarıyor. Yani bir şekilde kendimizi yetersiz hissediyoruz ve içimizdeki bazı yetersiz ve karanlık noktalarda işin içine girince içinden çıkamaz oluyoruz. Depresyon geliyor arkasından, kaygı bozukluğu geliyor. Ama bunu yapmayalım. Yani bunu yapmamak hem bu dönemi daha sağlıklı atlatmamıza yardımcı olur hem de odaklanmak gerekiyor. Acaba buradan almam gereken mesaj ne? Yani geleceğimle ilgili bir plan kurarken, bir hayal kurarken aslında ben neyi ön plana almalıyım? Maddi kayıplarımı mı almalıyım yoksa kişi olarak kayıplarımı mı ele almalıyım gibi soruları sorup o şekilde yola devam edersek yani huzur duygusunu yakalamamız daha kolay olacak ama bu da kalıcı olmayacak. Çünkü yapımız bu. Yani bu gerçeği bilirsek yürümemiz çok daha kolay olur. Yokluk enerjisini kabul edemiyoruz. Yani yokluktan neyi kastediyoruz? Yani geçmişteki atalarımızı düşünün. Yani bu Kurtuluş Savaşı'mızı düşünün. Tek evde yaşayan onlarca insanı düşünün. Yani neleri vardı? Hiçbir şeyleri yoktu. Hatta yere gelince bir lokma ekmek bulamıyordu. Yani o insanlar nasıl amaçları hedeflenmişti değil mi? Yani amaçları nasıl kilitlenmişti? Bu vatanı kurtardılar. O yoksullukla, o fakirlikle evlatlarını feda ettiler. Yani ne kadar büyük yoksulluklar. Ama bir amaç vardı ve bu amaçlarına kavuştular. Biz şimdi en ufak bir şeyin yokluğuna bile katlanamıyoruz. Yani bütün yaptığımız her şey hep kazanmak üzerine. Ama acaba hayat bize bunu vermek zorunda mı? Biz bunları kazanmak zorunda mıyız? Veya hayat bize bir şekilde hayattan alacaklı mıyız? Hayat bize borçlu mu? Bunları hiç düşünmüyoruz. Sürekli almaya, tüketmeye, bir şekilde yok etmeye kendimizi odaklıyoruz. Yani en azından bir Golf sahaları kuruluyor değil mi? Oteller kuruluyor, 5 yıldızlı oteller. O Golf sahalarının tükettiği suyu düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca metreküp su ama biz bir sene çalışıp bir hafta orada tatil yapmak için kendimizi feda ediyoruz. Yani bir şekilde kapitalist sistemin bize sunduğu o yaşam alışkanlıklarını kazandığımız için en ufak bir yoksullukta da ortalığı yangın yerine çeviriyoruz. Aslında yoksulluk diye bir şey yok. Aslında biz yokuz. Yani düşünürsek yokuz yani. Bugün varız, yarın yokuz. Yani geçmişte de yoktuk, gelecekte de. Şu an bize böyle bir hayat bahşedildiyse yani buradan almam gereken ne? Yani biz borçlu, dünya bize borçlu değil, hayat bize borçlu değil. Aslında biz borçluyuz ve bize kattıkları çok güzel bir şeyler var. Yani biz bunları alabilirsek zenginleşerek yolumuza devam edecek. Ama en ufak bir yoksullukta ortalığı birbirine kattığımızda veya kendimizi çok mutsuz hissettiğimizde burada oturup düşünmek lazım. Acaba ben doğru bir yolda mıyım şeklinde. Bu bir madde.
Kötü olanı da bir konuda hep sürekli iyi olaylar olsun, iyi insanlarla karşılaşayım, hayatımda hep iyi gelişmeler olsun. Ama bu mümkün mü? Yani bunlar olsa biz ne oluruz? Yani biz duyarlı bir insan olur muyuz? Duyguları zengin bir insan olabilir miyiz? Her duygumuzu yaşamasak, nefret etmesek, üzülmesek gerçekten o duygu zenginliğini yaşayabilir miyiz? Yani sürekli mutluluk ve huzur içinde yaşasak acaba biz onun kıymetini bilebilir miyiz? Yani o yüzden hayatınızda kötü bir şey varsa şu an, yani yaşadığımız, zaten toplu olarak yaşadığımız bir olay var ama ekstra yaşayan şu anki dostlarımız, arkadaşlarımız da vardır. Hani burada durup düşünmek lazım. Yani bunu bana hissettirdiği şey bana ne kazandırdı? Bunlar da geçecek. Yani bunu biliyoruz ama ileride bana bu ne katacak? Yani hiçbir şey kalıcı olmayacağını kabul edip yolumuza devam etmek bir şekilde kendimizi iyi hissetmemize ve tamamlamamıza neden olan konulardan birisi. Diğer bir konuda yarım yaşanmışlıklar. Yani geçmişteki bıraktığımız yarım yaşanmışlıklar, yarım işler, yarım ilişkiler, tamamlanmamış evlilikler, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla ilişkiler. Çünkü hep kendi çerçevemize baktığımız için belki çok büyük bir tecrübe edinebileceğimiz ilişkiyi baştan bitiriyoruz. Çünkü bizim kafa yapımıza uymayan bir ilişki tarzı olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında oradan alabileceğimiz çok şeyler var. Ama biz sadece kendi bakış açımıza yoğunlaştığımız için yarım kalmışlıkları arkamıza bırakıp gidiyoruz ama aslında gidemiyoruz, orada yaşıyoruz. Yani o zamandan kalan şeyler şimdi bizim hem vaktimizi alıyor hem de enerjimizi alıyor. O açıdan yarım kalmış bir şeyiniz varsa dönün ve tamamlayın değerli dostlarım. Çünkü o kafanızı, zihninizi meşgul edecek. Hep aklınız orada kalacak. Orada aklınız kaldıkça da şu an odaklanamayacaksınız. Bu konuda bence çok önemli konulardan birisi. Diğeri de kendimizi kurban gibi görmek, değil mi? Hep biz şanssızızdır, gelen vurmuştur, giden vurmuştur, hep haksızlıklara uğramışızdır. Ama acaba gerçekten orada payımız var mıdır hiç düşünmeyiz. Bir şey varsa, bir yanlış varsa orada mutlaka bizim de payımız vardır. Yani haksıza uğruyorsanız, çok yanlış evlilikler yaptıysanız, yanlış ilişkiler içindeyseniz acaba oradaki kendi payımız ne? Bunu görmüyoruz. Ve bilinçaltı seçimlerimiz hep bizi bu şekilde yönlendiriyor. Hep hatalı kişilere yönlendiriyor. Çünkü geçmişte yaşadığınız o bilinçaltına yerleşmiş kodlar sizi hep buna zorluyor. Çünkü kendinizi orada rahat hissediyorsunuz. Ne kadar büyük bir zorluk içinde yaşarsanız yaşayın, oranın alışkanlıkları size ilerideki hayatınızda o insanları karşınıza getiriyor. Yani baba ve anne modeliniz, sizi zorlayan bir anne baba modeliyse gidiyorsunuz o tür insanları buluyorsunuz. Yani hepimiz için geçerli bu. Bu yüzden bilinçaltı kodlamalarımızı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbirimiz kurban değiliz. Kurbansak eğer, öyle hissediyorsak eğer kendi payımızı düşünmekte de fayda var değerli arkadaşlar. Diğeri de insanları ve hayatı değiştirmeye çalışıyoruz. Yani şunu bilin ki, yani siz bir şeyiniz ne kadar zor değiştiriyorsunuz değil mi? Bir alışkanlığınızı, bir davranış şeklinizi, belki aksak bir düşünce tarzınızı. Aynı şekilde karşınızdaki insanlar da öyle. Yani bir anda değişim olması mümkün değil. Adı kademe kademe olacak bir şey, adım adım olacak bir şey. Tabii bunun için de çaba harcamak gerekiyor. Yani eğer karşınızdaki insan buna hiç niyetli değilse, size bu konuda çözme hiç yanaşmıyorsa zaten onunla uğraşmanız hayatınızı bir şekilde sekteye uğratacaktır. Yani sizinle ayak uyduran, sizinle hayata girebilen insanlarla yürüyebilmeniz hem enerjinizi yerinizde tutar hem de amaçlarınızı gerçekleştirmek için birebir size rehber olacak şekildedir. Yani o yüzden hayatınıza alacağınız insanları her zaman çok çok dikkatli seçmeniz lazım. Ama tabii bu her zaman mümkün olmuyor. Yani tanıdıkça, ama bu da bir tecrübe. Yani yaşadığınız olumsuzluk da bir tecrübe. İnsanları tanıyorsunuz. İleride neyi isteyip istemeyeceğinizi de çok iyi biliyorsunuz. Yani bunu da küçümsemeyin. Yani karşınıza çıkan herkes bir şekilde size bir şey öğretmek için çıkmıştır. Ve asla tesadüf değildir. Ve asla da buna hayıflanmayın. Siz kurban değilsiniz. Bu sizin eğitiminiz, gelişmeniz için yapılmış olan bir şey, tamamlanmanız için yapılmış olan bir şey. Güçlenin ve ayağa kalkın. Böyle bir tecrübeden ancak bu şekilde çıkarsak kendimizi çok daha iyi hissedebiliriz. Ama aynı bir düşünce tarzıyla yürütürsek eğer konuları, ne yazık ki hiçbir şey alamadan hayatımızı tamamlayıp o şekilde gideriz. Diğeri de özümüze uyuşmayan hayaller. Yani tabii ki hayal kurmak çok güzel bir şey. Yani hayatımızın daha iyiye gittiğini görmek çok çok daha güzel bir şey ama bazen bu özümüzle ne kadar uyuşuyor acaba? Bizimle ne kadar uyuşuyor? Biz ne kadarız? Yani bu kadarına uyacak mıyız, uymayacak mıyız? Yani bunu gözden geçirmemiz gerçekten çok çok önemli. Çünkü yani bazen sizi çok mutlu eden bir şeyden vazgeçiyorsunuz. Yani o sizin beklentileriniz çok yüksek olduğu için yani o beklentiden, o hayalden vazgeçiyorsunuz. Ama aslında o hayal sizi gerçekleştirecek olan bir hayal. Yani o yüzden gerçekçi bir gözle bakıp
İçimizdeki yeteneklere bakıp, yani ben şu an yazıyorum, yani yetenekli miyim değil miyim, yani onu bilemem ama bir müzisyen olamam. Şimdi ben müzisyenlik yolunda diretirsem, o yolda gidersem zaman kaybetmiş olacağım. Kendimi tamamlayamayacağım, kendi isteyebileceğim bir alanda olmayacak. O yüzden özümüzü uyuşan hayaller seçmemiz her zaman çok çok önemli değerli arkadaşlar. Ben bir kubbede olsa sizinle sohbet etmek istedim yani bu şekilde. Hep böyle ciddi kütüphane önünde falan sohbettense karşılıklı konuşmak gibi bir amaç edindim. İnşallah bu konuşma konumu da beğenmişsinizdir. Her zaman yorumlarınızı bekliyorum. Hem videolarımın altında her zaman yazabilirsiniz ve bunlardan da faydalanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.